Merhabalar, bizi anlıyorlar. Ya da raportörler şöyle diyor. Biz diyor Türkiye hakkında ve sizin grup hakkında, sizin cemaat hakkında, hizmet hareketi hakkında ya da sizin partiniz hakkında, Kürtler hakkında, Aleviler hakkında yeterli, gerekli bilgiye sahibiz. Bizim elimizde raporlar var. Siz sadece kendinize anlatırız. O genel fotoğrafı anlatmayınız diye uyarıda bulunabiliyorlar. İnsanlar şöyle düşünüyor. Bugüne kadar insanlar gitti. Zaten yeterli bilgiye sahipler. İşte hizmet hareketinden olduğunu söyle kabul veriyorlar. Bizi anlıyorlar deyip insanlar detay bilgi ve önemli bir gerekli bilgi vermiyorlar. Peki ne yapmak lazım? İşte bu çalışmamızda bundan bahsedeceğim. Sizler için önemli olan raportör için önemsiz ya da sizler için önemsiz olan raportör için önemli olabilir. İşte bu ayrımı nasıl yapabiliriz? Videolarımın tamamında kabul alma tüyo ve taktiklerini verirken raportörün sizden duymak istediklerini nasıl ifade edebilirsiniz onu anlatmaya çalışıyorum. Bu paylaşımlarıma dikkat etmenizi önemli rica ediyorum ve tavsiye ediyorum. Şimdi bizi anlıyorlar, beni anlıyorlar, bizi anlıyorlar genelde. Sizi anladığınızı düşünüyorsunuz. Çünkü raportör size ne diyor? Ben sizi biliyorum, hareketinizi biliyorum. Lütfen bana kendinizi anlatın diyorsunuz. O zaman burada insanlar anlatması gereken konuları anlatmıyor, imtina ediyorlar. Kendi yaşadıklarını anlatıyor ama asıl kendi yaşadıklarını anlatırken önemsiz olanları anlatıyor. Yani önemli olanları değil. İşte burada da daha sonra şöyle diyor. Kendisine yeterince zaman verildi fakat iltica gerekçelerine uygun olayları anlatmadığı için reddini diye karar verebiliyorlar. Raportör ne kadar sizi biliyor olsa da daha önceki videolarımızda dediğim gibi, söylediğim, ifade ettiğimiz gibi sizi dinleyen ya karar verici ya raportör. Karar verici ise orada ikna etmeniz gerekiyor. Dolayısıyla bunu baştan sorun. Karar verici mi, raportör mü diye. Eğer karar verici ise o zaman orada ikna etmeniz gerekiyor. Eğer size ikna oldum, anlıyorum gibi ifadeler kullanıyorsa olayı olumlu yönetiyor demektir. Ya da sizi açıyorsa sorularla ifadenizi daha güzel ifade vermenizi sağlıyorsa karar olumlu yönde gidiyor demektir. Ama sizi dinleyen kişi raportör ise işte durum burada değişik. Raportör tutanak tutup heyete gönderdiği için heyette sizi ve reflekslerinizi, beden dilinizi görmediğinden dolayı ne olacak? Oradaki ifade tutanağında yazan ve giren bilgi kadar değer verecek ve karar vereceklerdir. Eğer raportör raporu tutuyor ve olay heyete gidecekse bir, her şeyi ifade edin. Biliyor zannetmeyin. Değil ki sizin neyi ne kadar bildiğinizi bilmiyorum. Sizle ben ilk defa tanışıyorum. Dolayısıyla benim için önemli olan bu ifadelerin kayda alınmasını talep ediyorum. Ya da en baştan direkt kesebilirsiniz. Şöyle de diyebilirsiniz. Sayın raportör ya da karar verici, bu benim için hayatımda ilk defa gerçekleştirdiğim ve çok önemli bir olay. Heyecanlıyım, endişelerim, korkularım var, stres altındayım, psikolojim iyi değil. Kendimi iyi hissetmiyorum. Sözümü kesmeden, kendimi ifade etmeme müsaade edebilir misiniz diye önünü kesebilir ve çalıştığınız ve anlatmanız gereken konuları sıralayıp böyle teker teker anlatarak ifade etmesini sağlayabilirsiniz. Daha sonra size sorular sormasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle her şeyi tutanağa geçirmiş olursunuz. Ayrıca götürdüğünüz belgelerden sizin için önemli olan, hayati belge, önem taşıyan belgeleri de lütfen ifade ediniz. Veriniz. Kayda almasını sağlayınız. Eğer almıyorsa lütfen alır mısınız? Almıyorsanız lütfen almadığınızı kayda geçer misiniz diye söylemenizi, yapmanızı tavsiye ediyorum değerli dostlar. Sizi biliyoruz. Yeterli bilgiye sahibiz cümlesine kanıp aman ha eksik bilgi vermeyin. Bu sebeple ne kadar biliyor olsalar da sözünüzü kesseler, ya ben kendimi ifade edemedim lütfen şu ifademi de yazabilir misiniz diyebilirsiniz. Geri adım atmayın, silmeyin, korkmayın. O memur devlet adına sizin işinizi yapmak zorunda. Burada güçlü olan, mağdur olan sizsiniz. Dolayısıyla sizi ülkeye kabul edip etmeme kararını verebilir. Ama sizin adil bir şekilde, doğru bir şekilde kaydınızı alıp ifadesini geçmek zorunda. Onun için bu noktalarda ısrarcı olabilirsiniz. Nazik bir şekilde, yani dikleşmeden, dik durarak nazik bir şekilde biliyor zannetmeyin lütfen. Aslınızı da inkar etmeyin.
Türkiye'de savunduğunuz değerleri ifade etseniz hapse gireceksiniz. Yurt dışına gittiğinizde de ya hangisini anlatalım anlatmayalım diye insanlar tedirgin oluyorlar. Yurt dışında demokrasi, hukuk, insan haklarının olduğu ülkelere geliyorsunuz zaten. Onun için aslınızı inkar ediyorsanız niye geliyorsunuz ki? Yaptığınız dernek faaliyetlerini, okul faaliyetlerini, hizmet faaliyetlerini, sosyal grup çalışma faaliyetlerini, rehberlik faaliyetlerini detaylı şekilde anlatınız. Çekinmeyin arkadaşlar. Mutlaka bu konularda avukatlara danışın, tecrübesine güvendiğiniz dostlarınıza danışın. İsterseniz bize de danışıp danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Bu sebeple bizi biliyorlar, ne yapayım demeyin. Ya da sizi biliyoruz, kendinizi anlatmanıza gerek yok, genel fotoğrafı anlatmanıza gerek yok diyebilirler. Her halükarda hep kendinizi anlatın ama arada bir genel fotoğraftan da güzel sizinle alakalı kısımları anlatın. Çekinmeyin arkadaşlar. Güçlü olan sizsiniz. Anlaştık mı? Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız. İyi günler diliyorum efendim.